Seyirciler, Türkiye dün akşam saatlerinde İran'dan gelen acı haberle sarsıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye doğru havalanan özel jet İran hava sahasına girdikten sonra düştü. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina ve çok yakın 7 arkadaşı işte o uçaktaydı. Dubai'den Bekarlığa veda gezisinden dönen grupla birlikte uçaktaki 3 kadın mürettebat da hayatını kaybetti. Birlikte son fotoğrafları bu oldu. Başaran Holding'e ait özel jet İran dağlarına çakıldı. Holding'in veliahtı Mina Başaran, 7 kız arkadaşı ve 3 mürettebattan kurtulan olmadı. Acılı aileler cenazeleri almak üzere İran'a gitti. Kara haber akşam saatlerinde geldi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'de verdiği bekarlığa veda partisinden dönüyordu. Uçağın rotası İstanbul'du. Challenger 604 tipi özel jet, İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü'nün açıklamasına göre Türkiye saatiyle 16.29'da İran hava sahasına girdi, 17.40'da da düştü. Kaptan pilot Melike Kuvvet o anların hemen öncesinde İran Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. Teknik arıza nedeniyle alçalma talep etti. Ardından jet ani bir şekilde hız kaybetti ve radardan kayboldu. Kaptan pilotun kuleyle bu son konuşması kazaya dair ihtimalleri gündeme getirdi. Uçakta son dakikada acil bir durum yaşandığı, teknik bir arıza meydana geldiği ya da kuş sürüsüne çarptığı düşünülüyor. İran Acil Durumlar Kurumu sözcüsü, görgü şahitlerinin de uçağın motorundan alevler çıktığını, ardından da düşerek infilak ettiğini söyledi. Gece 03 sıralarında hala dumanı tüterken enkaza ulaşıldı. Uçağın iki kara kutusu da bulundu. Kazazedelerin cansız bedenleri ise tanınmayacak haldeydi. Zorlu arazi şartları nedeniyle 7 cenaze sabah saatlerinde helikopterle dağdan indirildi. Öğleden sonra da bütün kazazedelere ulaşıldı. Kazazede yakınları da İran'a gitti. Şehre Kürt Havalimanı'nda çaresiz bekleyişleri yürekleri yaktı. Büyükelçiliğimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek. 11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.